Ürkütücü senaryolarda bu hafta yaşanması pek mümkün görünmeyen bir senaryodan değil de ne yazık ki dünya üzerinde gerçekleşmiş bir olay ve insanlık tarihi için ağır bedelleri olan bir tehlikeden bahsedeceğiz. Tam da şu günlerde sinemada filmi bulunan bu olay, tarihin tozlu sayfalarında yaşanmış bir şekilde yerini almış. Neyden mi bahsediyoruz? Tabii ki de İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde binlerce kişinin ölümüne sebep olan nükleer fizikçi, atom bombasının babası olarak anılan Robert Oppenheimer'dan. Robert Oppenheimer'ın yaşamı ve kariyeri, tarihin en çarpıcı ve etkileyici hikayelerinden birini oluşturuyor. Oppenheimer, Manhattan Projesi'nin başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın ilk nükleer bombasını üretmesine öncülük ederek modern dünyanın kaderini değiştiren bir bilim dehasıydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası ve nükleer çağın ilk günlerinde Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasının ardından kendine "Ben ölüm oldum" diyen Oppenheimer hakkında neler biliyorsunuz? İşte Oppenheimer hakkında daha önce hiç duymadığınız 9 ilginç bilgi. 1. Kara deliklerin varlığını öne süren ilk kişi. Arkadaşı Richard Tolman sayesinde astrofizikle tanışan Oppenheimer'ın en çarpıcı tahmini ise 1939'da o zamanki öğrencisi Hertlen Snyder'la birlikte yayımladığı bir makalede dile getirilmişti. Makalede uzayın derinliklerinde kütle çekim kuvveti ürettiği enerjiyi aşan ölü yıldızların olması gerektiği ifade ediliyordu. Evet, yanlış duymadınız. Kara deliklerin varlığının varoluş teorisini ortaya koyarak varlıklarını ilk tahmin eden kişi Robert Oppenheimer'dı. Uzayın derinliklerinde enerjisi ürettiğinden daha fazla olan ölü yıldızların varlığına dikkat çekerek kara deliklerin varoluşunu öngörmüşlerdi. Sizce de inanılması güç, değil mi? 2. Einstein'la ufak bir polemik. McCarthy'cilik 1940'lı yılların sonunda başlayıp 1950'lerin sonuna dek ABD'de sürmüş, antikomünist kuşkuculuğu tanımlamak için kullanılan bir terim. Adını ABD senatörü Joseph McCarthy'den alan bu dönemde, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi komünist ya da komünistlerin destekçisi olmakla suçlanmış, özel ve devlet kurumlarınca sert soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştı. Oppenheimer da 1930'larda komünist görüşlerden etkilenmişti ve ölen babasından kalan mirasla sol görüşlü çeşitli gruplara maddi destek veriyordu. Hatta bu yüzden ağır baskı altında kalmış ve soruşturma da geçirmişti. Oppenheimer bu dönemde Princeton Üniversitesi'nde Einstein'a rastlamıştı. Ünlü fizikçi ona soruşturma ve yargılamaya katlanmak yerine çekip gidebileceğini söylemişti. Ancak Oppenheimer, mevcut politik durumun ancak içeriden değiştirilebileceğini ve bu yüzden kalıp savaşacağını söylemişti. Einstein ise bunun üzerine sekreterine dönüp, "O bir budala," demişti. O dönemdeki politik baskılar altında bile direnmeye kararlı olan Oppenheimer, ağlak olarak nitelendirilse de zorlayıcı ve içten mücadelesi onun bilimsel ve etik ilkeleri olan bağlılığının bir kanıtıydı. 3. Elmayla zehirleme. Oppenheimer, geleceğin ünlü fizikçilerinden biri olarak yetişti. Ancak gençlik dönemlerinde zorlu zamanlar geçirmişti. Oppenheimer, Birleşik Krallık'taki Cavendish Laboratuvarı'nda doktora yaptığı sıralarda zor zamanlar geçirmiş ve ağır bir depresyon yaşamıştı. Eğitim aldığı Cavendish Laboratuvarı'nda hocası Patrick Blackett'la ilişkileri zorlayıcıydı ve Oppenheimer'ın pratik eksikliğine rağmen Blackett öğrencisini laboratuvar çalışmasına zorlamıştı. Hatta ilişkileri o kadar çetrefilliydi ki bir dedikoduya göre zehirli bir elmayla hocasını zehirlemeye çalışmıştı. İnanılmaz değil mi? Tabii ki bu dedikodu mu, gerçek mi tam olarak bilinmiyor. Ancak gençlik dönemindeki sıkıntılarını ve çalkantılarını anlamamıza yardımcı oluyor. 4. Başkan Truman'la karşı karşıya. İkinci Dünya Savaşı sonrası ve nükleer çağın ilk günlerinde Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılmasının ardından Oppenheimer, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'la olası bir ABD-Sovyetler Birliği nükleer savaşı hakkında endişelerini tartışmak için gerilimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Truman, Sovyetler Birliği'nin atom bombası geliştiremeyeceğini düşünerek Oppenheimer'ın endişelerini bir kenara itmişti. Oppenheimer ise aynı görüşmede ABD Başkanı'na ilginç bir itirafta bulunarak "Sayın Başkan, ellerimde kan var, hissediyorum," dedi. Bu sözlerin ardından ABD Başkanı sinirlendi ve Oppenheimer'la bir daha görüşmek istemedi.
Truman 1946 yılında Oppenheimer için 5-6 ay önce ofisime geldi ve zamanının çoğunu kıvranarak geçiren ağlak bir bilim insanı ifadelerini kullanmıştı. Ancak başkanın ona ağlak demesine rağmen Oppenheimer gerçekleri görmüştü bile. 5. Öğrencileri ona hayran kaldı. Oppenheimer sadece bilimsel dehasıyla değil, aynı zamanda olağanüstü bir hatip olma yeteneğiyle de büyüleyiciydi. Güzel cümleler kurmada o kadar yetenekliydi ki ders verdiği öğrencileri büyülüyordu. Bu öğrencilerden bazıları Oppenheimer'a o kadar takıntılı hale gelmişti ki onun gibi giyinmeye ve hareket etmeye başlamıştı. Oppenheimer'ın şıklığı ve zarafeti öğrencileri üzerinde derin bir etki bıraktı. Onun gibi giyinmeye ve hareket etmeye başlayan öğrencileri Oppenheimer'ın izinden gitmeye çalıştılar. O bilimsel alanlarda olduğu kadar sosyal alanlarda da bir liderdi. 6. Sanskritçe de dahil olmak üzere 6 dil konuşabiliyordu. Bilim insanının aynı zamanda Yunanca, Latince, Fransızca, Almanca, Felemenkçe ve eski Hint dili Sanskritçe'yi bildiği ifade ediliyor. İnanılmaz bir yetenek değil mi? Bunun yanı sıra 3 günlük bir tren yolculuğunda Karl Marx'ın Das Kapital'inin 3 cildini de baştan sona okuyabilmesi de onun bilgi birikiminin bir yansımasıdır. 7. Dahi bir çocuk. Oppenheimer dahi bir çocuk olarak dünyaya gelmişti ve bu özelliklerini çok erken yaşlarda göstermeye başlamıştı. Şöyle ki 12 yaşındayken jeolog sanılmış ve bir jeoloji konferansına çağrılmıştı. Oppenheimer 7 yaşından itibaren polarize ışıkla etkileşimleri nedeniyle kristallere ilgi duymaya başlamıştı. Fanatik bir mineral toplayıcısı olmuş ve yerel jeologlarla uzun ve ayrıntılı yazışmalar yapmıştı. 12 yaşındaki bir çocukla yazışma gerçekleştirdiğinden habersiz olan bir jeolog, Oppenheimer'ı New York Mineraloji Kulübü'nde bir konferans vermesi için davet etmişti. Babasının teşviğiyle toplantıya giden Oppenheimer, bilim insanlarını kahkahalara boğmuş ve bir tahta kutunun üzerine çıkarak kürsüde konuşma yapmıştı. New York Mineraloji Kulübü'nde yaptığı konuşmayla bilim dünyasında adından söz ettiren Oppenheimer, 12 yaşındaki bir çocuğun ne kadar büyük bir bilimsel potansiyele sahip olabileceğinin de bir kanıtıydı. 8. Kız arkadaşının kod adı Trinity. Oppenheimer hayatında aşkın ve kaybın da izini sürmüştü. Onun için çok özel olan Jean Tetlock'la yaşadığı bir ilişki vardı. Ancak ne yazık ki bu ilişki intiharla sona ermişti. Oppenheimer onun anısını yaşatmak için atom bombasının ilk denemesine Trinity adını vermiş, aşk ve bilimin iç içe geçtiği bu trajik öykü Oppenheimer'ın hayatının başka bir yönünü ortaya koyuyor. 9. Türk matematikçi ve teorik fizikçi Feza Gürsey'e mektup yazdı. Feza Gürsey, 1971'den 1991'e kadar Yale Üniversitesi'nin fizik bölümünde görev yapmış bir bilim insanıdır. Oppenheimer'ın fizikçi Feza Gürsey'e 1962 yılında yazdığı bir mektup bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nin dijital arşivinden ulaşmanın mümkün olduğu 5 Aralık 1962 tarihli Oppenheimer'ın Feza Gürsey'e yazdığı mektuptaysa şunlar yazmaktadır. Sevgili Feza, TD'den gelecek sene burada bir yıl geçirebileceğinizi öğrendim. Umarım öyle de olur. Sizden haber aldığımda meslektaşlarıma danışacağım ve olumlu düşüncelerimizi kağıda dökeceğiz. Bana göre en kısa zamanda tekrar gelmeniz çok doğru olur. İkinize de en içten dileklerimi sunuyorum. Robert Oppenheimer. Tarihin bu büyük dehasının hayatında sıra dışı ve abartılı detaylar elbette ki vardı. Umarız sizlerle paylaştığımız bu bilgiler, Robert Oppenheimer'ın hayatına ve bilimsel mirasına dair biraz daha farkındalık oluşturmuştur. Onun cesur duruşu, bilimsel dehası ve karmaşık kişiliği onu unutulmaz bir figür yapmıştı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.